Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Orijinal yayınlarından tam ÖSYM tarzı bir parabol sorusunu sizler için çözmeye anlatmaya çalışalım. Demiş ki soruda bize F1, f 1 virgül k'dan r'ye fx eşittir x kare eksi 12 x e 12x e artı 19 parabolü ile ilgili olarak en küçük değerinin tepe noktasında almaktadır. En büyük değeri f1'dir. Buna göre k'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi k ne? K aslında arkadaşlar tanım kümesindeki üst sınır. Bakın tanım kümesi yani x eksenindeki ilk nokta birden başlayacak. K'ya kadar gidecekmiş. K'nın alabileceği tam sayı değerleri varmış. Bunların toplamı sorulmuş. Şimdi ben burada grafik yardımıyla anlatırsam birçok arkadaşımız daha rahat anlar. E, denkleme baktım. Çarpanların ayrılmıyor. Kökler rahatlıkla bulunmuyor. Dolayısıyla buraya temsili bir grafik çizeceğim arkadaşlar. Ve çizerken de e, tepe noktasından faydalanacağım. Şöyle x ve y eksenini yerleştirelim arkadaşlar. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a'dan 6'dır. Şimdi biz x yerine 6 yazarsak kaç geliyor? 25, 19 daha 45, eksi 72, eksi 27 geliyormuş. Şuraya eksi 27'yi yazdık arkadaşlar. Buradaki tepe noktasından geçecekmiş ve kökler çarpımı dikkatimi çekti. c bölü a'dan pozitifsi arkadaşlar. Biz şöyle bir grafik de çizelim kökler çarpımı da pozitif olsun. Şimdi hemen bu grafiği düzeltelim. Çünkü tanım kümesi birden başlayacak arkadaşlar. Birin solundaki grafik olmayacak. Şimdi ben biri nereye yazacağım değil mi? Mesela x eksenini kestiği noktaya da yazabilirim. İşte biri buraya yazabilirim. Ya da bunu sağına yazabilirim. Ya da soluna yazabilirim. Hiç önemli değil arkadaşlar. Ben biri bu x eksenini kestiği noktanın sağına yazmak istiyorum. Şimdi şuraya yazarsam işte birin görüntüsü var. Hem de bu görüntü en büyük değer. Dolayısıyla birin solundaki grafiğin parçası olmayacak. Çünkü tanımsız. Şöyle şunu da silelim arkadaşlar. Şöyle grafiği tamamlayalım. Bu şekilde gösterdim ama şu an yine hata var. Çünkü en büyük değeri F1'dir demişti ya soruda. Şu an en büyük değer F1 değil. Bakın sonsuza doğru gidiyor. En büyük değer şudur diyemeyiz. Ama ben buradaki üst sınır olan tanım kümesindeki K'nın alabileceği en büyük değeri bulabilirim. Şöyle bulabilirim arkadaşlar. Parabolde tepe noktasına eşit uzaklıktaki noktaların görüntüsü aynıdır. Şimdi birin görüntüsü F1 en büyük değer A olsun. Arkadaşlar bakın şuradaki noktanın görüntüsü de A'dır. Peki buradaki nokta nedir? Birin 6'ya uzaklığı 5 birimdir. 6'ya 5 eklersek 11'dir. 11'in görüntüsü de A'dır. Yani buradaki K'nın alabileceği en büyük değer 11'dir. 11'den büyük olamaz. Mesela 12 olsa ne olur? 12 şurada olsa arkadaşlar bakın 12'nin görüntüsü Dikkat edersek a'nın üstünde yani a'dan büyük. O zaman en büyük değer f12 olur. f1 olmaz. 11'den büyük bir k değeri olamaz arkadaşlar. O zaman biz grafiğin işte bu 11'den büyük kısmını da silelim. Çünkü tanımlı değil. Zaten olamıyor. f1 en büyük değer ya. Yani bu şekilde tanımlayacağız k açık aralık olduğu için arkadaşlar. Şurası da açık aralık olacak. Şöyle. Bakın biz bu grafiği yorumlarsak en küçük değerini tepe noktasında almaktadır. Evet. En büyük değer F1'dir evet. K'nın alabileceği en büyük değer 11'dir. Peki K 11'den küçük olabilir mi? 10 olabilir mi? Arkadaşlar K 10 olabilir. Mesela K 10 olsa grafik şöyle olur. Şurası boş kalır. Şuradaki üst kısım olmaz değil mi? Şöyle. Şöyle olur arkadaşlar. Bu şekilde yorumladığımızda da en küçük değerini tepe noktasında almaktadır. En büyük değer F1'dir. O zaman K 10 da olur. Aslında K 9 da olur, 8 de olur, 7 de olur. Bunları göstermeyeceğim. Direkt bir 7'ye geçiş yapalım isterseniz. Şimdi K 7 olursa şöyle olur arkadaşlar. İyice tepe noktasına yaklaşırız. 9 8 işte bir üstte. Şöyle bir grafik çizeriz buraya. İçi boş olacak şekilde. Çünkü K açık aralık dediğimiz gibi. Şöyle bir grafik çizdiğimiz zaman yine en küçük değeri tepe noktasındadır. En büyük değer de F1'dir. Peki K 6 olursa ne olur? 6 tepe noktasının apsisi. Yani tepe noktasının apsisinin görüntüsü olur. K 6 olduğu zaman buradaki noktamız açık aralık olur. Değil mi arkadaşlar? Çünkü bakın ya içi boş olur daha doğrusu. K açık aralık ya. Bu şekilde bir grafik olur. K6 olursa. Şimdi biz bu grafiği yorumlarsak en küçük değerini tepe noktasında almıyor. Ama burada öyle diyor. Bakın şu an almıyor. Altın solunda alıyor. Yine en büyük değer F1 ama dediğimiz gibi en küçük değerini tepe noktasında almadığı için K6 olamaz. Mesela K5 de olamaz. Çünkü K5 olursa arkadaşlar bakın şurada içi boş olacak şekilde bir noktamız olacak en küçük değerini de 5'in solunda alacak. Tepe noktasına gelemeyeceğiz bile çünkü tepe noktası 6, -27. Demek ki k'nın alabileceği en küçük değer 7'ymiş arkadaşlar. 6 bile olamıyormuş. Ben bu grafiği bir çizeyim şöyle. Yine aklımızda bulunsun yani dursun şurada. k'nın alabileceği en büyük ve en küçük değeri göstermek istiyorum tekrar. Şuraya 6 yazdık. 6 zaten oluyor tepe noktası. k'nın alabileceği en küçük değer dediğimiz gibi 7'dir. Alabileceği en büyük değer de arkadaşlar 11'dir. Yani K, 10, 9, 8 ve 7 olabilir. Bu şekilde çizdiğimiz zaman biz bu grafiği en küçük diğerin tepe noktasında almaktadır. En büyük değeri de F1'dir. O zaman K'nın alabileceği değerler toplamı 11 ile 9'u toplarsam 20. 18 daha 38, 7 daha 45. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı adına şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.